Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Dindeki musibet nedir biliyor muyuz? Üç defa Allah Resulü dua ediyor. Bizi dinde musibete uğratma. Dinde musibet, küfür ehlinin adetlerini İslam adeti zannetmektir. Küfrün işlediği bütün adetleri kendin İslam adeti gibi yapıp işlemektir. İşte biraz evvel Koçman kardeşin dediği, yani şimdi onlara baksan, onlar sünnet-i seniyenin ihyasına çalışıyorlar. Çok meşhur bir hikaye var. Keçiler bahar güneşinde böyle duvarın dibine dizilmişler, muhabbet ediyorlar. Karşıdan da bir koyun geliyor, bir hendek var, ufak bir hendek. Hendekten atlamak lazım. Atlayınca kuyruğu kalkıyor. Hep keçiler, biz koyunun şeyini gördük diyorlar. Halbuki kendilerinin kuyruğu böyle kıvrık, her zaman her şey görünüyor. Onun farkında değiller. Koyunun şeyini görmüşler. Lan sanki her zaman açık. Bu sünnet seniye anlatıp böyle giyenlerin hali aynı buna benziyor. Aynı buna benziyor. Ve bunun gibi evleri dolu Avrupa'yı eşya. Hayatı tamamen Avrupa'ya indirgenmiş. Avrupa standartlarına göre işliyor. Kalkış öyle, yatış öyle, oturuş öyle, iş hayatı öyle, ticaret öyle, her şey öyle ona göre. Bunu musibet olarak görmüyor. Dini musibet bu işte. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, Avrupa'yı yahut da küfür ehlinin adetleri alem İslam'ı gece karanlığı gibi istila ettiği zaman herkes o istila edilen karanlığı gündüz zannediyor. İşte dini musibet bu. Yanlış yaptığını bilmiyor yani. Yanlış yaptığını bilmiyor. Lillahi'l-Fatiha.